Tuğba ben. Kocaeli Üniversitesi'nde okuyorum. İnsan kaynakları 2. sınıf öğrencisiyim. Emlak sektörüne uğraşıyorum. Ayrıyeten Kocaeli Gerçek Haberi köşe yazarıyım. Ayrıyeten okulda stajyer personelim. Doğma büyüme Gebzeliyim. Annem babam Ispartalı ama ben buralıyım, Gebzeliyim. Evet, bir kadın oluşumuna üyeyim. HDP şu anki bizim partimiz birleşti. Üç parti birleşti. Halkların Demokratik Partisi oldu. Orada kadın kollarında görev alıyorum. Hatta geçiş yönetiminde devam ediyorum. Gebze'de bir kadın 8'den sonra dışarı çıkamıyor. Ben buna aşırı derecede karşıyım. Yine örnek veriyorum. Açık giyen ya da kapalı giyen kadınlarımızın farklı şekilde ırkçı bakış açılarıyla karşılaşıyorlar. Bu gibi şeyleri ben ön yargılı değilim ama herkesin özgür düşünce iradesine sahip çıkılması gerekiyor ve onlara karşı durulmaması gerektiğini vurguluyorum. Ofluyum, Dilovası'nda yaşıyorum. Bilmem, önce herhalde buranın çevre kirliliğine bir el atardım. Belediye başkanı olsam ya da kaymakam olsam. Gençlere yeni kapılar açardım. Çünkü gençlik gerçekten çok kötü bir yere gidiyor. Aslında sosyal aktivite olabilir mesela. Onlar için güzel lokaller olabilir. Bayanlar için hiçbir şey yok burada. Sadece Tavşancıl sahili var. Onlar için güzel sosyal alanlar açabilirdim herhalde. Çalışıyorum. Yani çocuklarım var. O yüzden yani özel sebeplerden dolayı değilim. Yoksa olabilir. Olsa keşke daha iyi. Yani güzelliklerini biliyorum. İnsanlar aslında çok güzel. Yani güzellikleri o. İyi günde de kötü gününde de dost çok fazla burada. Gerçekten çok güzel. Ben Nurgül Usta. 5 senelik esnafım. Daha önceden esnaf değildim, ev hanımıydım. Fakat çocuklarım büyüdükten sonra esnaflık yapıyorum 5 senedir. Çok memnunum. Ben Merzifonluyum. Tabii doğma büyüme İstanbulluyum. Şu anda Gebze'deyim. Şöyle söyleyeyim ben, daha önceden ev hanımıydım. Yani fazla bir özgüvenim yoktu kendime. Yani bir şeylere adım atarken tedirgindim, atamıyordum. Fakat şu anda esnaf olduğum için, yani ticarete atıldığım için ya bir özgüvenim var. Yani yapmak istediklerimi yapabilirim. Bir partide kadın kollarındayım. Ben Nihal. Şekerpınar. Aslen Kars'tayım. Türkiye'yi bilmem ama Şekerpınar'da çok şey değiştirmek isterim. Bir kere 9.30'dan sonra ulaşım yok. Evet. Bir hastane, bir şey mümkün değil, gidemezsiniz. Artı bir de deri sanayinin kokusu. Akşam 10'dan sonra Gebze'den Şekerpınar otobüsü yok. Bu şekilde ulaşımda çok fazla sorun yaşıyoruz. Ben Cemile Kaçar, Gebze'de yaşıyorum, Orduluyum. Kadına mesela daha çiçek gibi görülmesini isterim. Kadınlarımıza daha çok değer verilmesini isterim. Yani kadınlarımızın söz hakkının daha çok fazla olmasını isterim. Mecliste daha çok kadın olmasını isterim. Yerel yönetimlerde kadınlarımızın önlerde görmek isteriz. 30 yakın yıldır Gebze'de yaşıyoruz. Görsel olarak rahatsız olunuyor. Yani kent sorunları oluyor. Daha haksızlıklar çok oluyor kadına karşı. Yani mesela bir trafiğe çıktığın zaman kadın olduğunuz için çok da şey görmüyorsunuz. Yani daha böyle bir çok tuhaf bakıyorlar. Yani ne bileyim, bazı şeyleri aşmak gerekiyor aslında. Gebze'de yaşıyorum. Bir kadın oluşumu üye misiniz? Hayır, değilim. Olmayı düşünür müsünüz? Yani tabii düşünüyorum. Bayanlara şiddet zaten vardı. Hani bundan önce de vardı, şimdi de var. Dediğim gibi insanlar kafasını düzeltmediğiniz sürece bu devam eder, yani bunu durdurmanın ben pek bir yolu olduğunu sanmıyorum. Ki bunun okumakla da bir alakası çok yok. Ben Ağrı Hamur doğumluyum, 1973. Dilovası'nda yaşıyorum, 22 yıldır buradayım. Tabii ki bir bayan olarak Dilovası'nda yapılacak çok şey var. Özellikle eğitim alanında çocuklarımızı geleceğe yetiştirmek için kaliteli eğitim veren öğretmenlerimize, yani ücretli öğretmen değil de gerçekten de kendilerini yetiştirebilecek kaliteli, eğitimli, donanımlı öğretmenlere ihtiyacımız var. Ben bunun farkındayım ve bunu talep ediyorum. Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanlığı görevini yapıyorum. Aynı zamanda AK Parti Dilovası Kadın Kolları Başkanlığı görevini yapıyorum. Dilovası çok sorumlu bir bölge değil. Allah'a şükürler olsun. İnsanlarımız bilinçli, birbirlerine düşkün, iyi gününde, kötü gününde her zaman birbirine sahip çıkabilecek kaliteli insanlar. Dilara Köse ben, 23 yaşındayım.
Bankacılık mezunuyum. Gebze'de yaşıyorum. İranlıyım. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları üyesiyim. Kadın anlamında da kadınların rahat yaşayabildiğini düşünmüyorum. İsmim Nuran. Soyadım Şagar. 6 yıldır bir bayan butiği işletiyorum. Ortağım var bir de. Kuzenimle birlikte ortağız. İşte birlikte olmakta, daha fazla birlikte zaman geçirmekte amacımız. Onunla birlikte küçük bir butik açtık. İşletmeye başladık. Sonra işte zaman bizi bir yere getirdi. Biraz daha büyüdük. Şu anda işte Gebze'nin çarşısında diyeyim bir dükkanımız var. İşletmeye çalışıyoruz. 3 çocuk annesiyim bu arada. Ben de eğer bu derneğin kuruluş amacı bence çok önemli. Kadınlara hani verilen değer bence burada hani öne çıkan bir şey. Yani evde durmamalı. İnsanlar eğer evde yani evde anne olarak ya da eş olarak kalıyorlarsa onu en iyi şekilde yapabilmek. Çünkü kadınlarımızın ben çok fazla kendini hani geliştirdiğini düşünmüyorum evde olan kadınlarımızın da. Dışarıda biz kendimizi yine hani geliştirmeye çalışıyoruz bir nebze ama yani ev kadınlarının kendini çok fazla geliştirmediğini düşünüyorum. İşte farklı kurslara gidilebilir belki ya da farklı işte televizyonda bile şu an bir sürü hani program var kendini geliştirmek isteyen bayanlarla ilgili. İşte belediyelerin yapmış olduğu, büyükşehir belediyelerinin olsun, işte ilçe belediyelerinin olsun kendini geliştirmek isteyen bayanların yapması gereken şeylerle ilgili eğitebileceği işte hani artık zevkleri neyse ne yapmak istiyorlarsa onunla ilgili işte geliştirebilecekleri birçok alan olduğunu düşünüyorum ve kadınlarımızın kendini gerçekten geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben bir kadın olarak ilk önce kendimle ilgili şöyle bir şey düşünüyorum. Kadınlara gerçekten bu işte kadın cinayetleri olsun işte hani kadın ama yine bu bizden kaynaklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Yine kendimizi geliştirmediğimiz için yeterince geliştirip kendimizi daha işte bilinçli bir anne, bilinçli bir eş, bilinçli bir arkadaş olamadığımızdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum bunun. Kendimizi ne kadar geliştirirsek karşımızdaki insanın yani burada ben bir feminist bir insan değilim ama kesinlikle eşimize karşı bir erkeğin de yani güçlü bir kadına ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Eğer hani biz güçlü olmazsak, ezik olursak daha fazla hani onun da erkeğin bize ezebileceğini düşünüyorum. Nursel Elüstü ben. Büro kopya sahibiyim. Gebze'de, Mutlukent'te oturuyorum. Eğitime daha çok önem verirdim. Çünkü eğitimsiz insanlar çok fazla. İnsanlarla uğraşmak çok zor. Gerçekten. Hayır değilim. Olmayı düşünür müsünüz? Olabilir. Olur. Tabii ki olur. Neden olmasın? Tanıyorum. Tanıyorum çünkü hani burada doğdum, burada büyüdüm. O yüzden tanıyorum yani. Yeteri kadar. Evde durmak hani başlı başına çok sıkıcılık zaten. Çok sıkıcı. Çalışmak, yani çalışmadığım zaman ben yoruluyorum öyle söyleyeyim. Kadınlarımız çalışsın. Yani evde durmaları bence çok saçma. İmkanları varsa hani mesela çocukları vardır çalışamıyorlardır. Hani ona bir şey demiyorum hani bırakacak kimse olmadığı zaman mecburen hani evde kalmak zorundalar ama eğer ki imkan varsa çocuklarına bakılıyorsa ya da çocukları büyükse tabii ki çalışsınlar. Ben Eczacı Ülker Taylan. Deva Eczanesi sahibiyim. 42 yıldır aynı köşede eczacılık yapmaktayım. Mesleğimi icra ediyorum. Bir kadının oluşumu değil de birçok oluşuma üyeyim tabii ki. Kadın haklarını savunan veyahut da kadın problemlerine eğilen bir oluşum olmasını tercih ederim. Görüyorum mesleğim icabı birçok değişik kesimden hanımlar geliyorlar. Hem dertlerini anlatıyorlar hem de sohbet ediyorlar. Görüyorum tabii ev hanımının dünyaya bakış açısı diyelim ona biz dış dünyaya. Sadece evden evinin penceresinden görebildiği kadar ne kadar görüyorsa. Ama çalışan hanım aynen benim olduğum gibi değişik kesimde mesleği icabı insanlarla bir araya geldiği için daha geniş bir perspektifle bakabiliyorum. Mesela bir öğretmen velisi değişik kesimlerden gelen velilerle görüşerek daha geniş halk kitlelerini gözlemleyebiliyor. Veya ben veya bir avukat hanım değişik kesimlerden veya bir doktor hanım gelen insanlarla haşır neşir olduğu için bence dünyaya bakış açısı çok daha farklı olabiliyor. Biz derneğimizde bunu öğrencilerimize soruyoruz. Çok değişik diyemeyeceğim tek bir cevap veriyorlar. Hepsi bir adaletten bahsediyor.
adil bir düzen, adalet. Demek ki şu anda hepimizin özlemini duyduğumuz, insanların eşit haklara sahip olduğu bir düzen isteriz. İstiyorlar, ben de onu isterim. Atatürk sayesinde Türk kadını bir takım haklara sahip oldu. Önce bunları bilgilendirmek isterim. O kadınlara senin şu 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 hakların var. Bunu sen kullanabilirsin. Fakat önce de tabii bir eğitim şart. Kadın ancak eğitimli olursa, temel eğitimi almışsa bu haklarını da kendi yararına kullanabilir. Ben Betül Nazarıkan, 9 yaşındayım. Ben aslen Urfalıyım ama doğduğum yer Darıca. Ben mimar olmak istiyorum. Mimarlar evler yapar. Düzensiz caddeleri, sokakları, fabrikaları düzeltir. Düzensiz sokakları, düzensiz caddeleri düzeltirdim. Renksiz evleri boyardım. Boyatırdım. Çocuk parklarını daha özenle yapardım. Sağlam yapardım. Çocuklara zarar görmesin. Darıca sakin, küçük ama sevgi dolu bir şehir. Darıca'da meşhur hayvanat bahçemiz var. Sahilleri var. Barış içinde yaşamak istiyorum. Sevgi olsun, barış olsun ama kavga olmasın, savaş olmasın. Çocuklar ölmesin. Mutlu bir dünya bizi bekliyor. Herkesi çok seviyorum.